İnsanoğlunun yeryüzü macerası bir aldanma hikayesiyle başlar. Adem çok cazip bir teklifle aldatılmıştı ve bir başka aldanma hikayesiyle devam eder. Kabil ile Habil. Belki de şaire dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır sözünü söyleten budur. İnsanın bir aldatılma hikayesiyle başlayan yaşam serüveni hep bir aldanma korkusuyla süre gider. Yeryüzünün bütün aldatma hikayelerinin temelinde bir aldanma korkusu vardır. Bütün aldatma hikayelerinin yazılı olmayan, hatta dile bile gelmeyen açıklaması, "Ben yapmasam o yapacaktı" cümlesidir. Bundan dolayı her aldatma bir aldanmadır. Kendisini aldatmadan başkasını aldatamaz insan. Kendisini ikna etmeli beşer. Önce vicdanından gelen sesi susturmalı, içindeki ahlak kanununun yasal boşluklardan faydalanarak değiştirmeli. İnsan aldatır. En değişmez yazgısıdır bu. Öyküsünü yatsıyamaz. Yeryüzüne indiriliş hikayesini yok sayamaz. İlk insan sabık bir melekle aldanmıştı. Son derece makul ve masum bir teklifle. Ebediyet arzusu. İfal edilen ilk insan belki de ondan sonra adam oldu. Ne garip. İfal sözünün atası gaflettir. Gaflet yani bir anlık boşluk. İçindeki boşluklar boş bırakmaya gelmez. Şeytan insanı doldurmanın ustasıdır. Denilir ki Hazreti Adem ilk yaratıldığında balçık halinde cennette yatıyorken şeytan gelip ruhsuz bedeni bir iki dürtmüş, ardından içini dolduracağını düşünmüş. "Ben doldururum bu boşlukları" demiş. İnsanı gözüne kestirdiği ilk yer, içindeki boşlukları fark ettiği o an olmuş. İnsan için iki trajedi vardır der Oscar Wilde. Birincisi arzularının tatmin olmaması, ikincisi ise tatmin olması. İçindeki boşluk dolduğunda ayrı bir çukurun içinde bulur kendini. Boş kaldığında ise okyanuslar kadar derin bir uçurumun. Her insan aldanır. Derviş tesbihle, alim bilgiyle, sufi zikirle, avam ibadetle, tüccar infakla. Eskiler her şey zıttıyla münkeşif olur derler. Neyin hayalini kalbinde, zikrini dilinde taşıyorsan, onun zindanında yaşıyorsun demektir. Kelam-ı kadim, şeytan sakın sizi Allah ile aldatmasın der. İlginçtir. Ayette geçen ve şeytan diye tercüme edilen kelime, asıl itibariyle garurdur. Garur, yani çokça aldatan. Bu şeytanın en bilinen ismidir ve en iyi bildiği şeydir. İnsan en çok da kendisini aldatır. Eylemin hem faili hem mef'ulü olduğu için mağruriyetle mağduriyeti aynı anda yaşar. Kendisini her aldattığında hem mağrur hem mağdur olur. Ne gariptir ki mağrur da aynı kökten gelir. Aldanma demektir. Kişinin kendisini aldatmasının en kolay yolu hadsiz bir özgüvenle olur. Her aldatma hikayesi bir güvenme hadisesi değil midir zaten? Kendini kandırma, aslında bir kendini inandırma, daha doğrusu kendine inanma işidir. Putperestlik inkarın değil, inancın zaafıdır. Bir keşişi cazibedar bir yosma değil, istinası aldatır. Bir dervişi önünde bütün şehvetiyle arz endam eden dünya değil, ona olan kayıtsızlığı kandırır. Bir alimi cehalet değil, bilgi yoldan çıkarır. Koyun bir ömür kurt korkusuyla yaşar. Ama gün gelir, kendisini onu koruyup kollamakla görevli çoban yer. Denilir ki, pis koktuğu için sürekli yerini değiştiren yavru kargaya daha yaşlı olanı şöyle demiş. "Boşuna yerini değiştirip durma. O koku yuvandan değil, senden geliyor." Elbette insanlığın bu yazgısı değişmeyecek.
Fakat sen ey insan yavrusu, kendini kandırmaktan vazgeçmeye ne dersin? Şimdi bu fani yuvaya gelişimiz bir kandırma hikayesiyle başlamış ve belki kıyamete kadar böyle devam edecek olsa da hacmiyle ters orantılı bu büyük kitap bizi en azından kendimizi kandırmaktan vazgeçmeye, yani kokunun kendimizden geldiğinin farkına varmaya çağırıyor. Şaire selam cevabımız şudur: hayatın şivekar cazibesine direnmek kadar saldırılarına da direnmek gerek. Yaşamak, her şeyden önce kendimizi aldatmaya karşı direnmekten başka nedir ki?